Tire'nin Boynu Yoğun Köyü'nde Kevser teyze hasır halılar yapıyor. Kevser teyze tam 73 yaşında. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Kevser teyze, bu hasır halı, bu köye özgü bir el sanatı mıdır? Tabii. Bunlar çok damlayarı böyle dokunuyor bu. Herkes ufak büyük dokunuyor. Şimdi satılmıyor. Satılmadığı için dokunmuyorlar galiba, bıraktılar. Eskiden çok satılıyordum. Köyün çoğu bu işle geçimini sağlamış değil mi? Bunlar oluyordun. Şimdi satılmıyor. Eskiden ne olarak kullanılırmış bu hasır halılar? Herkes altını yazıyordun evin işlerine. Ondan sonra tütünler dikiyorduk. Tütünden üstlerine atılıyordun. Her şeye tereller bilene evin altını, halıların altını bunu yazıyorlardı. Gölgelik zaten yapıyorlar yine şimdi. Gölgelik de oluyor. Gölgelik de oluyor. Oturuyorlardı işte böyle dışarıda, her yakalar düğünler seriyorlardı, üstlerine geziyorlardı. Her amaçlı kullanılıyor değil mi? Çok güzel oluyordu. Böyle her tarafı böyle yazıyorlardı, oturuyorlardı düğün doğurlar çalınık ederken. Güzel oluyordu. Neler dokudun şimdiye kadar halıdan başka hasır olarak? Başka hiçbir şeye dokumadım. Bilmiyorum başka bir şey. Hı-hı. Hep bunu biliyorum. Bunu gari 50 senedir devam bunu dokuyorum. 50 yıldır dokuyorsun. Dokuyorum 50 yıldır. Daha fazladır belki de. Hani sözüm. Ama çok zahmetli bir şey değil mi? Nasıl yapılıyor? Biraz anlatır mısın Kevser teyze? Yapılıyor. Yapılışı nasıl? Yok, zahmet gelmiyor bize. Yaz gününde daha güzel oluyor. Buz gibi gölgelerde bak ediyoruz. Daha güzel oluyor. Otururuz hep kişi böyle. Başuçlarım geliyorlar, oturuyorlar. Çok güzel oluyor. Yemesi zevkli oluyor. Herkes imreniyor. Nasıl başlıyorsun dokumaya önce? Hasırı nereden alıyorsunuz? Bu kamışları nereden alıyorsunuz? Bunları Belevinden. Çok eskiden Belevinde böyle her taraf o gölde dolu oluyordu. Gölü açtılar. Göl açıldığından sazda kalmadı. Şimdi oradan biraz suyun yine işi olmadı, ili çıktı. Kuş cennet ettiler birkaç senedir. Ondan sonra şey ettiler. Yine olmadı. Sazlar çıkıyor. Yine her yakada. Yine kuşlar var. Yine giderken bakın. Ondan sonra sazlar yine çıkıyor. Bu sene bir kişi işte geldi işte odana. Onu biz de beni verdiler işte bu epey dokudu. Kendileri dokuyor. Ben de dokuyorum. Ben bunları belediyelere satıyorum. Geliyorlar buradan işte söylemi dokuyorlar. Sipariş usulü. Sipariş uzunu diyorlar. Uzun güzel dokuyoruz. Tabii o zaman güzel sazlardan dokuyoruz. Ne kadar sürede bitiriyorsun Kevser teyze bu halıyı? Bunu biz şey olursa böyle elimiz, sazlarımız böyle güzel olursa bir saatte bile kesiyoruz da 1,5 saatte de. 1,5 saatte hani yoğun olur. 1,5 saatte bitiyor bir halı. Bitiyor. Büyüklükleri de hep bu kadar. Bunlar o hindi az bile şey olacak. 2 metre dokuyoruz bak. 2 metre. 2 metre dokuyoruz. Bunu satarsın değil galiba. Satarsın 2,5 dokuyoruz. Az daha hani öyle isterlerse. Biz bunları hasır pazarını diyorduk, hasır pazarını götürüyorduk eskidene, hani 3-5 sene evveldene. Hasır pazarını dolu çok götürüyorduk, herkes götürüyordu. O hasır pazarını böyle seriyorduk hep. Herkes gelip alıyordu, kapışıyorlardı böyle hasırlar. Çok satılıyordu, onun için öyle güzel dokunu millet zevkli satıyordu.
Şimdi satılmıyor mu? Satılmıyor. Yok ya, hasır pazarı bile koyan yok. Hasır pazarı var mı halen? Var da konmuyor. Keçiciler vardı, oradaydım. Yok şimdi hasır konmuyor. Her şey başka şey konuyor. Hasır götüren dokuyan yok zaten. Hı hı. Ha, yok. Kalmadı artık. Kalmadı, satılmadığından. Peki Kevser teyze, nasıl yapılışını şöyle bir baştan sona anlatır mısın bize? Tabii biz bunları göllerden işte bu göl olmayınca ben Aydın'dan biçi veriyorlardı o şeylerimi adını müşteriler. Oradan buradan telefon ediyordum, saz hazırlığı verin. Onlar biçi veriyorlardı oradaki göllerden, yani kanallardan. Gidip oradan alıp geliyordum. Bundan sonra bir onlar biçmediler, gece kaldım. Ondan sonra iki defa da Afyon'a gittim ama. Afyon'dan aldım geldim. İşte. Sen kendin mi gidip alıyorsun? Gidiyorum. Kamyon tutuyorum. Kamyonla gidiyorum.